Hayırlı akşamlar. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Akşamımız. Geldim. Akşam kahvemizi içeceğiz oğlumla, gelininle. Oturuyoruz, muhabbet edeceğiz. Yapacak bir şey olmayınca Mecbur, başka bir şey karşılıklı için. birbirimize bakacağız. Sarı 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 ha? sarı. Sarı kafalı diyorlardı ya bana. Aslında bana kınalı diyorlardı. Genç kızlığıma döndüğüm zaman. Vallahi öyle bir muhabbet var ya. Kınalı keklik derlerdi. Çalıştığım yerlerde. Seven abilerimiz vardı. Kınalı keklik gelmiş. Sareciğim, babacığım. Gel sandalyeye otur anneciğim. Alayım Esra. Alayım kızım. Delirtmez mi? Ay. Kasak bulursam. Oy, çekirdek de gelmiş. Hep süslü olacak hali yok. Bugün de pasaklı olsun. Olsun canım, pasaklı olsun. Otur. Senin yerine oturdu ama. Otur şimdi. Ben şuraya oturayım. Kısa 6 aylık 40'ı da olsun rahatlarsınız dediler. Yalan söylemişler. Pıyı pıyı hala olmadı. Kocaya gidecek, yine peşine koşacaksın oğlum, rahat olsa. Öyle 6 aylıkla bitmiyor işler. O zaman da mıy mıy olacak, yeri gelecek. Naz yapacak. Alışın. 2 yaşına gelsin. Oo. Sen nereye oturacaksın kızım? Şuraya otur istersen. Şöyle koyayım. Sarı üstüne döker. Yani büyüseler ne olacak? Bunu çok kaldıralım. Ay, içimiz açılsın biraz. Ha, tamam o zaman. Tamam. İçimiz buraya açılsın. Ver, açayım ona. Açayım ona. Şımarmak yok bak. Sana bir daha götürmem diye. Ne diyorlardı anne, ben olayı kaçırdım. Bana diyorum. Hani sarı sarı dedi mi birileri? Susar mısın? Konuşurken birbirimizi duymuyoruz. Tamam mı aşkım? Ama evde seni izliyorlar. Çok seviyorlar seni. Merhaba, iyi akşamlar ya hadi. Zaten burada büyüyecek sizin yanınızda bu. Akkamlar. Akkamlar. Dedi. Dedi sonunda. Ay. Eskilerden onu. Diyorum ya, çalışıyordum işte Sibel Orlanlarında da, orada bir abim vardı, Sefa abi. Kınalı keklik gelmiş diye. Adımı kınalı keklik koymuştu. Var mı bir kızılık mı vardı saçında falan? Tabii. Ha? Sarımtıraktı. Ha. Kaç yaşında başladı Sibel Orlanlarında? 14 yaşındaydım. 14 yaşındaydım. Bayağı olmuş. Makinayı öyle bir çalıştırıyordum ki. Oluyor. İlk aldı işte, beni aldılar işe. Önce abim çalışıyordu orada. Abim çalıştı ya, ben çok istiyordum. Ben de çalışayım senin yanında, ben de çalışayım. Abim dedi ağır oranın işi dedi. Olsun ya abi dedim, bir bakarız. Ben de bir kız arkadaşımı aldım gittim. Adını bir, hatırlıyor musun? Adını hatırlamıyorum. Değil, değil mi? Yok. Bildi herhalde. Tam hatırlayamıyorum çünkü ismini. İkimiz girdik. Bir pazartesi başladık. Biz girdik, abim işten çıktı. Kaçtı. Sizden mi kaçtı? Aynı gün. Vay be. Allah'ım. O güzel çalışıyordu çünkü o da. Ha, onu hep üstünde. Ve biz ilk ben etikete verdiler. Ama ben bayağı bir güzel etiket yapıyormuşum demek ki. Ne kadar çalıştın oğlum? Ben bayağı çalıştım. Ben etiketi bıraktım. Açtım onu. O etiketli olayını. Paketleme olayını. Ben makineye bir heves sardı mı? Oo. 10 tane bobin sarmaya. Tabii. Geçtim bu makine. Hadi bir makine kesmiyor beni. Ayaklarım yanmıyor yaz günü. Ayakkabılarımı çıkarıyorum, terliklerimi. İki makineyi. Öyle otomatik değil. 10 gram oldu mu onu sen hemen basacaksın, durduracaksın. Pat 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 aralarını keseceksin, toplayacaksın. Vereceksin etiketi. İki makineyi birden. Fıldır fıldır. Lan gönderir mi daha beni patron? Benim annem babam da öyle. Ustabaşım. Benim annem babam da öyle çalışmış. Ustabaşım göndermedi beni. Bir de bizim mahalleye yakın oturuyordu eşiyle. O da yeni evliydi. Bir çocukları anca olmuştu. Tabii bizde çocukluk var ya. Tabii. Oradan bir arkadaşa dedim ki benim canım dedim kokoreç istiyor. Bey onunla çıkalım dedim, kokoreç yiyelim. Tamam Sevim dedi. Biz yedik kokoreçi, o ineyim dedi. Ben bir baktım 1 Mayıs var. Ha. Taksim'de. Gösteri var. Ay ben unuttum arkadaşı işi. Ben 1 Mayıs'ın arasına karıştım. Ben akşama kadar yürüyüş yaptım onlarla. Onunla görüşürüz. Niçin yürüdüğümü bilmiyorum ama.
Ana bir geldim ki iş yerine doğru. Ustabaşım içeride. Annem gelmiş. Her zaman gelmeyen kadın. Arada bir geliyor ama o günü geleceği tutmuş. Beni soruyor. Diyorlar öğlen yemeğine çıktı gelmedi. Daha da yok. Ben bir girdim içeriye. Demeye kalmadı ustabaşından. Ben bir tokat yedim okkalı. Annem demiş. Geldi ya orada bekliyor annem. Özellikle söyleyeyim sen abisi. Bir tokat benim yerime sen atacaksın. Oradaki o tokadı hiç unutmam. Eti senin kemiği benim muhabbeti. Ha olmuş. Ama işine küsmüşsündür ondan sonra. Küssem de o an tabii ki ne ağlayabiliyorsun yüzüm kızardı. Ne gülebiliyorsun böyle şoklardayım. Anneme de bir şey söyleyemem. Kadın da aklı çıkmış. Kız öğlenden beri nerede? 1 Mayıs bile. Bir Mayıs hep oluyor ama. Ya yani 1 Mayıs gösterirler her zaman oluyor. O yıllarda değil mi? Tabii. Ben de bayılıyorum öyle gösterilere. Böyle haz alıyorum. Ha. Her gösterinin arkasına takılır giderdim zaten. Çocukmuş. Ha, babam bıkmıştı. Duymuştu. O çitledim hiç. He? Bir merasim de o geçti mi? O zaten her akşam geçiyordu canım. Evet, onunki de antrenmanlıydık. Torunları annem... arasında babam tek dayak yiyen benimdir. Neden biliyor musun? Onu bilmiyorum vallahi. Ya neden? Sen çünkü kızının çocuğuydun. Ondan mı dedin? Tabii oğlunun çocuğuna hiç vurmadık ki. Onlara süt içirirken sen bakıyordun. Sen söyledin bunu bana sonra, yıllar sonra. Neyse, boş ver. Nurlar için yazsın, ağırlık vermesin de ya ben bunu çok iyi biliyorum, ayrım yaptığını. Herkes de kabul eder gönül olduğunu. Herkes bilir bunu. Ailede herkes bilir bunu. Bir kişi diyemez ki, yok yalan söylüyorsun diye. Diyemez. Her şey diyorlar. Ne yapalım, gülüp geçiyoruz artık onlara. Ne yapacağız? Herkes yaşıyor bir şey. Eskiden gelen her şeye ağlamaya kalksak O zaman hep arkada olur kafamız. Önümüzü göremeyiz. Önümüzü görememenin haricinde yani eziyet kederden hiç kurtulamayız. Değil mi? Tabii hayatta keder de olacak. Bir gün bir rüya gördüm. Hayırlı bir çıksın. Günün birinde böyle çok mutlu sevinçli falan. Oh dedim. Ondan sonra tabii güzel bir gelişmeler oldu. Allah insana rüya yoluyla bir şeyler gösteriyor. Güzel gelişmeler oldu tabii ben sevindim falan. Birkaç gün sonra da biraz karamsar bir rüya gördüm. Ne? Bu sefer de ciddi anlamda böyle dedikodu kötü bir şeyler oldu. Ondan sonra kendi kendime düşündüm, muhakeme ettim. Dedim demek bu hayat ne çok mutlu gidiyor ne çok üzüntülü. Hep dalgalı. Hep insan belki istiyor. Yani gayetten hep böyle iyi şeyler gelsin. Hep olmuyor. Güzel haberler gelsin. Hep iyi olsun. Olmuyor, hatta olmuyor. Bu bir hadis midir nedir bilmiyorum. Bir yerde duymuştum. Ne diyor? Eğer ki diyor size diyor geleceği göstersek diyor kafaya oynatırız. Belki de diyor çok mutlu olurdunuz. Doğru. Ama diyor doğru. Geleceği görmemesi kulların en hayırlısı. Tabii canım en hayırlısı. Yani ben bundan da çıkartıyorum ki geçmişi de unutmak en hayırlısı. Hı. Geleceği görmeme kadar geçmişi de unutmak hayırlı bence. Doğru, doğru. Çünkü düşünsene başına çok kötü bir olay gelip biliyorsun. Ne kadar kötü değil mi? Tabii canım. Kötü olayı biliyorsun. İyi de biliyorsun. Zaten orada sen kafayı yersin. Heh. Normal olma şansın yok her şeyi bilse. Çok zor. O yüzden anı yaşamak. Yani. Şu an mesela ciddi manada keyifliyiz. 10 dakika sonrasında gebil olalım. Hamdolsun ha. Hamdolsun. Aynen. Huzurlu muyuz? Huzurluyuz. Şükür. Karnımız tok mu? Tok. He, huzur sadece karnını tokluyor da bitmiyor. Onu da söylüyorum. Ayrı, ayrı. Tabii ki toklukla bitmez huzur. Toklukla ayrı. Ha demek istediğim şey o da bir anlamında. İnsanın karnı doydu mu? Hani sırtın pek, karnın tok, hani dışarıda değilsin, o anlamda dedim. Şu şey yetiyor zaten. Şu manzara yetiyor bize. Nefes alıyorsun gerçekten. Evet canım, şu manzaraya bayılırım. Yeşillik. Yeşillik. Yıllarca beton yığınlarının içinde oturdum karşıda. Hmm. Evler böyle pitişik pitişikti. Ben mesela doğumlu bir Beykozluyum ya canım. Biliyor musun? Ben doğumlu
karşıya gidince böyle ben kendimi böyle başka bir yere gitmiş gibi oluyorum. Ya karşısı zaten böyle daracık, kargacıklı. Çocukken oyun oynadığımız sokaklara bakıyorum. İzliyorum, burada mı oyun oynamışız ya? Bir araba geçmiyor. Ya. Evet. Araba nüfusu çoğaldı, zaten öyle bir sıkıntı var. Orası daha fena zaten. Nefes alınmıyor. Ve böyle çok tabii o tip yerlerde yaşayan insanlar da var. Binaların tıkım tıkış olduğu yerlerde insanlar ister istemez, ben öyle yerlerden geçtiğim zaman akşamları bir yemek kızartıyor. Her evde bir yemek kızarıyor. Aynen. Hepsi de bence hep birbirinden lezzetlidir. Fakat o binaların arasında o kokular birbirine karışıyor ya. İğrenç oluyor. O beni benden alıyor. Kimse yanlış anlamasın. Yok. Belki bir tanesi musakka yapıyor. Musakka tek başına çok güzel. Öbürü pırasa yapıyor. Öbürü karnabahar. Bu kokular o daracık sokaklarda öyle bir karışık ve harmanlanıyor ki. Yani çok böyle rezalet bir koku çıkıyor. Tabii canım, tabii. İşte dar yerlerin bir problemi de bu koku. Aynen. Ne yaparsan yap bunu engelleyemez. Ne diyeceksin, insanlara yemek yeme mi diyeceksin? Yani. Gökyüzüne havalandırma mı koyacaksın? Hayır. Gittiğimiz yer mesela. Aynen. Değil mi? Teyzemlerin evi falan. Yok, oralar yine biraz daha fena. Bir derece iyi. Bir derece daha mesafe iyi. Mesafe var yine. Yeni yerleşim yerleri. Ama Kasımpaşa falan olsun. Dediğin zaman. Hacı Süref olsun. Hacı Süref yıkılıyor zaten. Bir Kadıköy'de de yine aynı. Dar sokakları var. Eski yapılar. Evet. Ya, yerim seni ya. Yerim seni ben ya. Aferin kızıma be. Maşallah. Ey benim Salim, evladından uzun yaşayasın. Ay güzel bir laf. Evladından uzun yaşayasın. Bana dersen beddua, ona dersen dua. Ben şimdi... Bana söylersen bana iyi değil. Evet. Anladın mı? Ben ona söylersem o uzun ömürlü olsun. Benim gözümde ona dua. Toparlayamadım, sonra toparlayacağım. Evet. Söylediğin kelimeyi. Oğlum. Kızından uzun yaşayasın. Öyle dersen mi? Dersen bana dua olmaz o. Heh. Evet, bence de. Kızının kızı olursa diyemeyeceksin o zaman. Ama yok şimdi. O zaman yok olduğu için şimdi toparladım. Hı. O zaman diyemezsin. Hı. Bu sefer torununa şey demiş olursun. Ama şu anda yani ateş düştüğü yeri yakar derler ya. Şu anda ben o duyguyu hissetmiyorum ki. Yani. Torun duygusu nedir, onun evladının olması. Tabii. Yaşamadan hiçbir şey öğrenemez. Yok, yaşamadan söylemekle olmuyor hiçbir şey. En basitinden araba kullanmaya hevesleniyor bir insan. Yanında şoför var. Bak, koltuğun yanındasın. O senin yanında kullanıyor arabayı. Sen heveslisin. O duygunun nasıl bir şey olduğunu bak, santimler var. Yaşamadan hissedemiyorsun. O viraja giriyor, çıkıyor, gaz yükseltiyor, pedal atıyor falan. Sen onu ne kadar izlersin izle, saatlerce izle, hevese. Hatta direksiyona da dokun bir ucuyla elini. Fitese de elle. Onu sürmeden onu hissedemiyorsun. Ben 2 gün kullandım araba. Açık alanda tabii. Gece rüyalarıma girdim, mutluluktan uçuyordum, arabayı alıp götürüyordum. Rüyanda değil mi? He. İşte ama yanında otururken onu hissedemezsin. En son baban bir heyecanlandırdı beni. İnce gizli, çekmeceye ince gizli. Böyle uçurum gibi bir yere direksiyonu kırmışım, gidiyorduk. Hmm. Daha heyecanlandırma bırak, zaten panik atağım ben. Ne güzel gidiyorum işte. Ben bilirim zaten nereye gittiğini. Değil mi? Sağ diyeceğine sol mu dedi, sol diyeceğine sağ mı dedi artık. Ben mi karıştırdım o anda? Hayır, yok zaten acemi şoför öyle uçurum kenarına falan araba verilmez ki. Yok, kullanıyordum normalde. En sonunda 3. kez orada verdi. Ben de sadece Jostal'da verdim. Sen zaten ehliyeti var. Ehliyeti var fakat biraz hani böyle pratiğe falan ihtiyacı var. İyi, ben memnunum orada kullanmasından. Girsin daha caddeye. Emine mesela şimdi acil bir şey ol zannediyor. Atarım hastaneye diyor kapı dolduğu zaman araba diyor. Çünkü motor kullanıyor Emine. Evet. Çok güzel motor kullanıyor Bakkala köyde. Motorla gidip geliyor. Ya ablam, bunun çocuklardan dolayı fırsat bulamıyor. Yoksa rahat da at araba kullanıyor. Oo. Onun algısı çok yüksek. Tabii. Yani çok inatçıdır. Mesela bazı şey var, kullanamaz. Ben de çok paniğim. Ondan sonra dedim, ben senin çok kullanabileceğine inanmıyorum her zaman. Ben işte diyorum ya, paniğim. Ben arabayı yolun ortasında bırakır, çıkar giderim. Alın derim, siz olsun. Ben bir gün Paşa Bahçede yaptım.
Yani yapmadım, böyle ikna ettiler. 10 saniyelik bir işim var. Park edeceğin hiçbir yer yok. Otoparka gittim. Otopark dedi ki dolu. Kimseyi alamam da bitti buranın dedi. Tabii şey. Benim dedi kapasitem bu. E bizim de işimiz o zaman biliyorsun bayağı yukarılardaydı ormanın içinde. Ama parayı da demek lazım icap eder. Yani. Şimdi ne yapıyoruz? Oturuyoruz gülüm. Parayı da şey yapmak icap eder. Girdim dedim 10 saniye parayı bırakacağım. Kapısının önüne çektim parayı bırakacağım çıkacağım. 10 saniye. Senin kömür taksit ödüyorum o zaman. Hmm. Hakan kömür. Anladım. Bir de orada bir kadın bir ters yüz konuştu. Karmar yağmıştı birkaç gün sonrası. Hmm. Ondan sonra da inkar etti gerçi dedi biz dedi değildik dedi. Bana dedi ki telefonda bir dedi yokuş aşağı inemiyor musun kar dedi parayı getirmeye. Hiç taksitimiz gelip son köprü oldu. Yalvardılar ondan sonra da. Çok yalvardılar. Dedi ki bir dedi kömür getirdim dedim ki hanımefendi kar yağıyor dedi bir yokuş dedi inemiyor musun aşağı dedi. Oraya gittim dedi ki Beşiktaş şubeden arıyorlar. Hanımefendi dedim Beşiktaş şubede dedim buranın dedim yokuşunu mu dedim hesaplıyorlar dedi. Oranın dedim adamları. Bir tutturdum ona lafı. Bismillah çıktım orada şey yapmıştım ama arkamda bir tane adam sanki böyle şey hiçbir acelesi yok belli. Dot 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 konuşuyor 10 saniye. Dedim çekmiyorum araba. Bir iki yığılmaya başladı. Beni dövecekler orada. En son birkaç tane aklı başında esnaf geldi. Olmadı sen dedi gençsin şeysin. Bak dedi hastası olan vardır şey vardır. İkna ettiler bindirdiler beni arabaya. Yani. Artık ama orada böyle şey noktam geldi yani arabayı da alsın polis çekicisi götürsün. Beni de kim dövüyorsa dövsün orada. Yani o öyle atmış kafa. O duruma gelmişim artık. Ne 10 saniye. Yapıyorlar yapıyorlar ya bizim bilmiyorum herkes böyle cinlet geçiriyor artık bu saatten sonra. Hı, insanlar mı sinirli ya? Hani tahammülsüz. Hep öyle değil. Olduk hep öyle olduk annem ya. Bizler de aynı olduk. Ben bakıyorum da. Bazen. Ya bazen ben böyle geliyorlar ya in diyorum döv şu adamı. Bazen cidden ona şey oluyor. Yani. İnsanı sıkıntıyorsun. Sen kendini versene. Al. Biz biraz muhabbet. Ne yapalım veda edelim mi? Edelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir yıldan sonra demesin. Yunus çekirdeği hamuduyla götürdü diye. Koymayın önüme ben yiyorum. Yiyor. O da yiyor ben de yiyorum. Doğru söylüyor. Allah'a yemiyoruz emanet desek olun. Yalan. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hayırlı akşamlar.